Değerli öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Hız Yayınları Zoom programı tanıtım videomuza hoş geldiniz. Zoom programı nasıl indirilir, nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle Google'da Zoom programı indir yazıyoruz. Açılan ekranda ilk sıradaki Down Center Zoom tuşuna basıyoruz. Burada Zoom Client for Meetings yazısının altındaki Download butonuna basıyoruz ve çalıştır diyoruz. Programımız açıldı. Programımız ilk açıldığında öncelikle bir kayıt esnası var, kayıt işlemi var. Sign in butonuna basarak kayıt oluşturabilirsin. Burada hepimizin çok sık kullandığı Facebook ya da Gmail hesabı ile giriş yapabiliriz. Ben Gmail hesabı ile giriş yapmayı tercih ediyorum. Sign in with Google butonuna basarak Gmail hesabı ile giriş yapacağım. Bastığında beni giriş ekranına yönlendiriyor. Burada Gmail hesabımı seçerek Zoom Meetings adlı uygulamayı aç diyorum ve böylelikle uygulamaya kaydımı yapmış oluyorum. Açılan bu ekrandaki butonlar ne ifade ediyor? Öncelikle bunları inceleyelim. New Meeting yeni bir toplantı açmamızı sağlar. Join açılan bir toplantıya katılmamızı sağlar. Schedule takvimlenmiş, planlanmış bir toplantıyı oluşturmamızı sağlar. Share Screen ise ekran paylaşmayı sağlar. Biz bugün bir öğretmen olarak yeni bir toplantı nasıl planlanır, nasıl açılır onu göreceğiz. New Meeting diyerek yeni bir toplantı açtım ve karşıma böyle bir ekran çıktı. Start Video dersem ekranımın videosunu paylaşır. Mute ya da Unmute dediğimde sesimin karşı tarafa gitmesini sağlar. Burada birkaç buton var. Bunlar ne işe yarıyor onları inceleyeceğiz. Participant kısmından başlayalım. Participant kısmında yeni bir davetli yani öğrencilere link göndererek programa bu toplantıya katılmalarını sağlayabiliriz. Participant butonuna bastıktan sonra Invite butonuna basıyorum ve Copy Invitation butonuna basarak davetiyemi kopyalıyorum. Karşı tarafa göndermem için böyle bilgiler veriyor bana. Bu bilgiler ne işe yarar? Burada gördüğünüz link Zoom programının açılmasını sağlar. Meeting ID toplantıya gireceği ID profilini belirler. Password ise toplantıya gireceği şifreyi belirler. Bu bilgilerle öğrencilerinizin toplantıya katılmasını sağlayabilirsiniz. Toplantıya katılan öğrencilerinize nasıl ekran paylaşımı yapılır? Şimdi bunu göreceğiz. Ekranımızın altında bulunan Share Screen butonuna basarak ekranımızda açık bulunan akıllı tahta uygulamamızı seçip Share diyoruz. Ve böylelikle ekranımızdaki akıllı tahta toplantımıza katılan bütün participantlara yani katılımcılara yansımış oluyor. Burada Zoom programının bize sağlamış olduğu Annotate yani açıklama ekleme diye bir seçenek var. Bunu kullanarak akıllı tahtada ders anlatımı yapabiliriz. Mouse tuşu ile ekranda mouse kullanmamızı sağlar. Select tuşu ekranda herhangi bir alanı seçmemizi sağlar. Text tuşu ekranda yazı yazmamızı sağlar. Formatın içerisindeki renkler ile tekste yazdığım renkleri değiştirebilirim. Ve aynı zamanda bold yapabilir, fontunu büyütebilir, italik yapabilirim. Drawings alanında ise serbest çizgiler çizebilir, daha kalın serbest çizgiler çizebilir, şekiller çizebilirim. İstersem belli bir noktaya dikkat çeker, istersem doğrusal bir çizgi çizerim. Stamp özelliğiyle herhangi bir noktaya tek tuşla tıklayarak dikkat çekmeyi sağlayabilirim. Spotlight özelliği bize ekranda mouse'unuzun nerede olduğunu göstermemizi sağlar. Spotlight'ın yanındaki ok işareti ise daha büyük dikkat çekici alan koymamı sağlar ve bu alanın üstüne kullanıcının adını yazarak kimin işaretlediğini gösterir. Eraser butonu yaptığım işlemleri silmemi sağlar. Format butonunu zaten incelemiştik. Format butonunun altında bir de çizgi ebatlarını ayarlama seçeneğim var. Bunlar da kullanacağım bütün tool'ların, bütün araçların kalınlığını belirler. Undo butonu son yaptığım işlemi geri alır. Redo butonu ise geri aldığım işlemi tekrar geri getirir. Clear seçeneğinde Clear All Drawings, Clear My Drawings, Clear Viewer Drawings gibi 3 farklı seçenek vardır. Üçüncü seçenek toplantıya katılan diğer katılımcılar eğer bu araçları kullanarak bir not aldıysa sadece onların çizimlerini silmemi sağlar. Clear My Drawings ise benim yaptığım çizimleri, All Drawings ise tüm katılımcıların çizimlerini silmemizi sağlar.
Save dediğimizde ise ekranın o anki fotoğrafını kaydeder. Bilgisayarınızda herhangi bir klasörde görüntülenmesini sağlar. Kapatma butonu ile bu annotate yani açıklama ekleme butonunu deaktif edebilirsiniz. Bir başka özellik ise chat özelliği. Chat özelliğine basarak ders anlatımı esnasında katılımcılar, öğrenciler dersi bölmeden soru sorabilir. Record butonu ile toplantının video kaydını alabilirsiniz. Fakat toplantıyı bitirdikten sonra video kaydını indirebilir ve izleyebilirsiniz. Meeting info'da ise öğrencilerin ya da katılımcıların toplantıya katılmalarını sağlayan meeting ID ve passcode yer almaktadır. Disable annotation for others. Bu az önce göstermiş olduğum annotate araçlarını sadece sizin kullanmanızı istiyorsanız disable annotation demeniz lazım. Eğer öğrencilerin de bu ekrana katılıp kullanmasını ve not almasını istiyorsanız ise enable demeniz lazım. Bir başka özelliğimiz pause and share butonu. Pause and share butonuna bastığınız zaman pause'a bastığınızda şu anki ekran kaydınızı durdurur ve karşı tarafa yapmış olduğunuz işlemlerin yansımamasını sağlar. Şu an durumum paused olduğu için gördüğünüz gibi your screen share is paused yazıyor. Bu da şu an ekranda yaptığınız bütün işlemlerin sadece sizin görmenizi sağlar. Karşı tarafa hiçbir katılımcıya bunu yansıtmaz. Resume dediğimde ise kaldığı yerden ekran paylaşımına devam eder. Hız yayınları Zoom programı kullanım anlatımı bu kadardı. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.